Şimdi bir yorumlarınızı yazın yorumlarda. Satayım mı, kar elde edeyim mi, yoksa kalsın tekrardan projelerimize devam ederim mi? Bizim için şimdi şöyle bir düşündüğümüz zaman avantaj olarak ne var onu birazcık sizlere söyleyeyim. Domatesimizi, biberimizi, soğanımızı, her şeyimizi ekebileceğiz. 1000 metrekare, daha doğrusu bir dönüm. Bir dönüm olduğundan dolayı da bayağı bir alanımız kalacak. Yani tavuklarımız olacak. 5-10 tane diyelim ki tavuk bile şu anda çok fazla tavuğumuz olsa onlara ne yem vereceğiz? Yem para fiyatları da çok pahalı olmuş. Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Çok şükür ben iyiyim. Sağlığım yerinde. Nefes alıyorum. Bundan iyisi can sağlığı diyelim. Arkadaşlar, bu videoda birazcık sizlerden yani sizlerin yardımına ihtiyacım var. Yani yorumlarınıza ihtiyacım var. Çünkü kararsızım. Bu kararsızlık beni öldürecek arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki bir arazi aldık. Arazimiz var. Yaklaşık ne kadar oldu alalı? 15 gün olmuş mudur? Yani o civarlarda bir şey oldu. Arazimize müşteri çıktı arkadaşlar. Arazimiz biz 15 bin liraya almıştık. Şu anda 17 bin lira veriyorlar, öyle söyleyeyim. Ama işte orayı satsam mesela alabileceğim alternatif başka bir yer yok yani. Zaten burayı krediyle aldık ama 17 bin lira verdiği için de 2 bin lira 10-15 günde kar elde etmiş oluyoruz. O yüzden kafam karışıyor yani, öyle söyleyeyim. Satsam mı satmasam muallakta kalıyorum. Şimdi oraya bir şey yapmaya başlamadık henüz. Yolu yok arkadaşlar. Bir tek eksi yönü. Başka bir yer olarak güzel, köye yakın. Konum olarak güzel, yola da yakın ama işte yolu yok sadece. Çamur çaylak oluyor yağmurlarda vesaire. Yol yapılabilir, taşlarla ufak bir yol yapılabilir. Ama bilmiyorum arkadaşlar, sizce ne yapayım? Satalım mı orayı? 2000 lira kar elde edebilir mi, yoksa kalsın tekrardan projelerimize devam edelim mi? Malzeme fiyatları da çok pahalı bu arada. Kararsızlıktan bir türlü kurtulamadım arkadaşlar. Bu kararsızlıktan bir kurtulmam lazım. Yani artık bir şeye başladıysam bir şey devamını getirmem lazım. Artık öyle karavan alayım, karavan yapayım vesaire, onlar olamaz yani. İstesem bile olmaz yani. Çünkü aşırı pahalı fiyatlar. Baktım, şöyle bir göz attım. Bir minibüs alıp yapayım desen 50 bin liradan başlıyor boş minibüsler. İçi dolu bir şey almaya kalksan 140-150 bin lira. Yani hiç imkanı yok. Şey düşünüyorum. Ege sahillerinde, Akdeniz sahillerinde olmak hiç olmaz arkadaşlar. Niye olmaz? Oralarda hiç öyle bir yer yok. Anca ne yaparsın? Bir çadır kurarsın. Orada bir şeyler yapmayacaksın. O da her yerde olmaz arkadaşlar. Issız bir yer olması lazım vesaire. En iyisi kendi arazinde yapmak daha mantıklı yani. Çünkü kendi arazinde kafana göre ne yapıyorsan. Şimdi şöyle bir düşündüğümüz zaman arkadaşlar, şimdi bir yorumlarınızı yazın yorumlarda. Satayım mı, kar elde edeyim mi, yoksa kalsın tekrardan projelerimize devam ederim mi? Bizim için şimdi şöyle bir düşündüğümüz zaman avantaj olarak ne var onu birazcık sizlere söyleyeyim. Domatesimizi, biberimizi, soğanımızı, her şeyimizi ekebileceğiz. 1000 metrekare, daha doğrusu bir dönüm. Bir dönüm olduğundan dolayı da bayağı bir alanımız kalacak. Yani tavuklarımız olacak. 5-10 tane diyelim ki tavuk bile şu anda çok fazla tavuğumuz olsa onlara ne yem vereceğiz? Yem para fiyatları da çok pahalı olmuş. Diyelim ki 5-10 tane tavuğumuz oldu. Onların yumurtasını yiyebiliriz. Yiyeceğe para vermeyeceğiz bakın. Aynı zamanda 1-2 tane yumurta gelse günlük, al sana günlük kahvaltın çıktı mesela. Domatesin olacak, biberin olacak, soğanın olacak. Bunları ekip yiyebilirsin. Satmak istersen satabilirsin mesela. Örnek veriyorum. Bir dönüm yer sonuçta. Bir dönümün etrafında da kullanılmayan yerler var mesela. Oraları da kullanabilirsin. Yani istedikten sonra zaten bir dönümü kullanmaya kalksan koca bir yer yani. Domatesin, biberin, soğanın, her şeyin var. Avantajları çok yani. Kendi yaşam alanın, aynı zamanda sessiz, hayvanlarınla, köpeğinle, kedinle güzel vakit geçirebileceğin güzel yer yani. O yönden iyi de işte bilemiyorum arkadaşlar. Bir de ıssız yer olduğundan dolayı acaba paranormal olaylar vesaire sıkıntı olur mu? Korkar mıyım? Korkmaz mıyım? Bilemiyorum. Oranın ışıklandırmasını falan nasıl yapacağız? Elektrik işini, motosiklete şey aldım, çakmaklık aldım. O çakmaklık girişiyle internet işini, ufaktan telefon şarj işini falan hallederiz de.
Su için de köyden taşırız, köyden hallederiz. İlerleyen zamanlarda güneş paneli falan sistemi kurarız. Sıkıntı olmaz da. Elektrik kolay. Suyu da köyden hallediyoruz. Onda da sıkıntı yok. Şimdi motosikletin arkasına arkadaşlar bir tane romork yaptırıyorum. İki çift tekerli. Yaklaşık ne kadar tutacak bana? 1700-1800 lirayı falan bulacak gibime geliyor çünkü lastiklerle falan. 2000 lirayı bulabilir. Demirci de yaptırmaya çalışıyorum. Böyle motosikletimizin arka kısmına güzel bir şekilde orada hem eşyalarımızı taşıyabileceğiz hem köpeğimizi falan taşıyabiliriz. Hem de ufaktan yani ne bileyim bir su doldurduğun zaman bir şey yaptığın zaman lazım olur. Her şeye lazım arkadaşlar. Araba olmadığı için mecburen öyle bir römork gibi bir şey yaptırmam gerekiyordu. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Bu kararsızlık beni ölecek. Kararsız olmamam lazım. Artık bir karar verip o kararın üzerinde devam etmem lazım. Çünkü yok abi. Bilmiyorum ya. Ama aldık abi. Niye satıyoruz ki boşu boşuna? Değerleniyor. Her geçen gün fiyatlar artıyor. Her geçen gün ne bileyim. Bugün 17 bin lira verdilerse ilerleyen günlerde 20 olacak, 30 olacak, 40 olacak. Sürekli artacak yani. Sürekli. Durduğu yerde durmayacak sonuçta. Ondan dolayı bilmiyorum yani. O yüzden sizlere sormak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarda bir yazın. Belirtin yani. Şöyle yapabilirsin veya diğer türlü yapabilirsin. Of, of. Bıdık da oynuyor oradan oraya koşturuyor. Alfa da iyi. Şimdi bu arazimizde eğer yaparsak yani ufak bir yer yapacağım kendime de. Elimden geldiğince sokaktan 3-4 taneden fazla sahiplenmemeye çalışacağım. Sokaktan yardıma muhtaç, yardıma ihtiyacı olan köpeklerden sahiplenmeye çalışacağım. En fazla 3 tane, 4 taneye kadar yani. Çünkü bunların da yem masrafları, mama masrafları var. Onlara da yetmem gerekiyor bir yandan. Ondan dolayı çok fazla sahiplenmeyeceğim. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım yani. Gidip de yani bir buradan da söylemek istiyorum arkadaşlar. Gidip de bir yerden satın almayın yani. Bir sürü sokaklar can dolu yani. Sokaklardan sahiplenebilirsiniz veya gidip barınaktan sahiplenebilirsiniz. Gidip de birinden satın almayın yani. Hem satın alma olaylarını teşvik etmeyin siz de. Gidin sahiplenin abi. Güzel, çok güzel köpekler. Cins köpekler bile oluyor bazen sokaklarda. Yani Alman kurdu oluyor, pitbull oluyor. Pitbull'lar şimdi o çip mip olayları, kısırlaştırma olayları çıktı ya pitbull'ları sokaklara atıyorlar. Yani ondan dolayı alın sokaktan sahiplenin bakın yani. Sonuçta onlar da can. Böyle de arkadaşlar. Bu gömleği de yeni aldım böyle. Nereden aldım tahmin edin arkadaşlar. BİM'den aldım tabii ki. Güzel gömlek öyle şey değil. Fermuarlı olması hoşuma gitti. Sıcak da tutuyor bir de. Sıcak tutması da çok iyi. Oduncu gömleğiymiş arkadaşlar. 50 lira fiyatı gayet uygun geldi yani. Ondan dolayı almak istedim. Görüntüsü de güzel. Öyle kötü bir görüntüsü yok. Fermuarlı olduğu için çok hoşuma gitti. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepsini okuyacağım tek tek. Bakacağım neler diyorsunuz acaba. Neler şey yapıyorsunuz ona göre. Bir karar vereceğim arkadaşlar. Ama satmayı istemiyorum aslında da bir yandan da şeytan kafamda diyor ki sat 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 oradan kar elde edersin diyor. Bilemiyorum. Başka yer alırsın ama başka yer alamayacağımızı da biliyorum. Çünkü yok. Öyle bir yer yok. Öyle bir fiyata öyle bir yer yok yani. Hem yer düz hem güzel. Hiçbir şekilde bir şey yapman gerekmiyor. Ayrıyetten iki tane avantajımız var. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Piş piş piş. Bıdırım. Anam benim oy. Kızım benim. Güzellikim benim nasılsın ya? Nasılsın benim güzellikim ya? Nasılsın? Nasılsın? Allah. Allah. Tipe bak. Tipe bak merhaba. Ver pati ver. Pati ver. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Karnım mı acıktı? Tam severken yemek vakti geldi. Nereye gidiyorsun? Bir oradasın bir burada. Bir oradasın bir burada. Bir oradasın bir burada.